Müstəqil Azərbaycanda ordu quruculuğu prosesi Prezident İlham Əliyevin hakimiyyət dövründə tamamilə yeni mərhələyə qədəm qoydu. Ulu öndərin ordu quruculuğu siyasətini uğurla davam və inkişaf etdirən Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin diqqəti və qayğısı sayəsində hərbçilərin peşəkarlığının artırılması, şəxsi heyətin döyüş ruhunun və mənəvi psixoloji hazırlığının yüksəldilməsi, silahlı qüvvələrimizin ən müasir silah və texnika ilə təchizatı daim ön planda saxlanıldı. Məhz cənab Prezident İlham Əliyevin bu ali diqqət və qayğısı sayəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qısa müddətdə regionun ən qüdrətli ordusuna çevrildi. 2020-ci ilin iyulunda düşmənin Tovuz rayonu istiqamətində törətdiyi təxribatların qarşısını rəşadətlə alan cəsur Azərbaycan ordusu çox keçmədən xalqımıza öz tarixinin ən şanlı qələbəsinin sevincini yaşatdı. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun Prezident İlham Əliyevin Müzəffər Ali Başkomandanlığı ilə qazandığı şanlı qələbə təkcə Azərbaycan tarixində deyil, dünya hər bir elminin tarixində mühüm izlər qoydu. Bu ay Azərbaycan üçün əlamətdar hadisələrlə yadda qalır. 15 iyun Milli Qurtuluş gününü qeyd etdi. Qarşıdan bizim üçün çox önəmli günlərdən biri 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü gəlir. Həmçinin 15 iyun Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı tarixi Şuşa bəyannaməsinin növbəti il dönümünü qeyd edirik və bütün bu məsələlərlə bağlı bugün bizim çox dəyərli bir qonağımız var. Türkiyənin Azərbaycandakı keçmiş səviri və bugün Azərbaycanın dünyadakı, mən deyərdim ki, ən önəmli, əbədi və əzəli dostlarından biri Hulusi Kılıç qonağımızdır. Hulusi bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gördük. Hulusi bəy, siz Azərbaycan ordusunun 44 günlük səfəri ilə bağlı kitab yazmışsınız. Azərbaycan ictimaiyyətində də bu çox böyük marağa səbəb olur. İnsanlar kitabı oxuyurlar. Ümumiyyətlə, kitabda nədən bəhs etmişsiniz və yaxınlaşan Silahlı Qüvvələr günü öncəsi Türkiyədən baxanda Azərbaycan ordusu necə görünür? Şimdi 44 günlük vatan müharibəsi başlayında 27 sentyabr 2020'de ben her gün yazılar yazmaya başladım. Can Azərbaycanımızın kahraman ordusunun zaferlerini her gün yazdım. 44 gün bitince baktım çok sayıda yazı yazmışım. Dedim bunlar dağılmasın, bir kitap yapayım. Sonra kitap yaptım. Dedim bu kitabı da bir işe yarasın. En azından bunu satalım. Günel Hanım var benim. Onun da kömeğiyle kitap yaptık. Sonra bu kitabı sattık şeyde. Hem burada, hem Ankara'da, hem İstanbul'da bundan elde ettiğimiz kazancı da Yaşat Fonu'nun hesabına göçürdük. Çok önemliydi. Şimdi 44 günlük vatan muharebesi sırasında bedenim Türkiye'deydi ama aklım Azerbaycan'daydı. Yani her gün takip ediyordum. Televizyonlara da çıkıyordum burada, Türkiye'de anlatmaya çalışıyordum. Şimdi Azerbaycan'ın ordusu deyince Azerbaycan ordusunun 44 günlük vatan muharebesindeki zaferi bir ders kitabı gibi okutulmalı. Gerçekten 44 günde işgal edilmiş topraktan hepsini aldı. Modern bir ordu oldu. Modern silahlar, birlikli bir Can Azerbaycan ordusu. Şimdi ordu deyince Azerbaycan ordusunun biraz geçmişine gitmek lazım. İşte 26 iyunda Ordu günü kutluyoruz. Zafer ordunun kuruluş günüdür. 1918'de kuruldu. 1918'de Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan'a geldi. Niye geldi? Azerbaycan işgal altındaydı. Bakü işgaldi. Bakü'yü kurtarmak için geldi ve bir ordu kurdu. 7000 neferlik bir orduyla geldi buraya. 7000 eğitimli asker. Ama bu yetmezdi. Azerbaycan'ın gençlerinden oluşan bir ordu kuruldu. Yani ordunun kuruluş yıldönümüdür. Sonra Ulu Önder Haydar Aliyev ikinci defa iktidara gelen de 1994 yılında harp okullarını kurdu. Türkiye kurdu bu. Türkiye'den yardım istedi. Çünkü Türk ordusu 2000 yıllık tarihi var. Burada bir defa harp okullarını kurdu Türkiye. Ayrıca buradan talebeler Türkiye'ye gönderildi. Zabitler orada eğitildi. Türk ordusunun sistemine göre eğitildi. Hı hı. Ama bugün baktığımız zaman 10 Nevabır 2020'deki Azerbaycan ordusuyla şimdiki ordu arasında çok büyük fark var. Çok büyük fark var.
Siz Ulu Öndər Heydər Əliyevin 94-cü ildəki fəaliyyətindən bəhs elədiniz və bütövlükdə ordu quruculuğu sahəsindəki işlərdən danışdınız. Elə bu məsələyə toxunmuşkən, Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığının potensialını necə qiymətləndirirsiniz? Şimdi Azərbaycan-Türkiyənin hərbi əməkdaşlığı gerçekten hiçbir yerde olmayan bir əməkdaşlık. Türkiye'nin nesi varsa Azerbaycan'ındır. Bütün tecrübeleri bölüşürüz. Bakınız, Gürcistan NATO'ya üye olmak istedi. 2008 yılında başarına gelenleri biliyoruz. Ukrayna NATO'ya üye olmak istedi. Başına gelenleri yine biliyoruz. Azerbaycan aslında NATO'nun içinde sayılır. Çünkü Türkiye NATO'dan edindiği tecrübenin hamını Azerbaycan'la bölüşür. Ona göre de Azerbaycan ordusu çok şanslıdır. Ben şöyle diyorum, bizim olan sizin, sizin olan bizimdir. Bu açık. Yani Türkiye'de ne varsa hepsi burada da var. Sonuçta bölüşüyoruz, birlikte güçlüyüz. Gücümüz birliğimize, birliğimiz gücümüzde. Ona göre bugün Azerbaycan ordusu işte çok modern bir ordu oldu. İşte Cenab-ı Prezident'in sözü var, yadımızdadır. Türk ordusunun küçük modelini yapacağım dedi. Evet. Ne yaptı? Komando birlikleri oluştu. Komando birlikleri çok önemli. Geçen defa Cumhurbaşkanımız geldiğinde de komando okulunu açtı. Yani gördüğünüz gibi emektaşlığımız hiçbir ülkeyle olmayacak şekilde ileri seviyede. Həm də örnəkdir. Örnəkdir, evet. Və Hulusi bəy, bilirsiniz ki, iyun ayı həm də Şuşa bəyannaməsinin imzalandığı aydır. Təbii ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin qədim tarixi kökləri var. Siz 20-ci əsrin əvvəlləri Qafqaz İslam ordusundan bəhs elədiniz. Sizin burada səfir olduğunuz dövrdə böyük addımlar atılıbdır. Amma Şuşa bəyannaməsinin əhəmiyyətini istəyirəm bir daha toxunasınız. Özəlliklə, iyun ayında Şuşa bəyannaməsi baxımından da bizim üçün əlamətdar hadisələrin arxa-arxaya olduğunu nəzərə alanda Şuşa bəyannaməsinə toxunmağı da məqbul hesab edirəm. Şuşa bəyannaməsi Türkiyə, Azərbaycan müttefikliğinin kopçasıdır. Bu bir senet falan değildir. Bu bir ders kitabıdır. Bu bize yol gösteren rehberdir. Burada her şey vardır. Bir kere bu neden çok önemlidir? 1921 Kars Anlaşması'na atıfta bulunur. Bu bir. 1994 Dostluk İşbirliği Anlaşması'na atıfta bulunur. 2010, ben burada sefir olanda ve üzerinde çok işlediğim yakın işbirliği ve müttefikliğiyle ilişkin anlaşmaya dokunur. Atatürk'ün sözlerine, Ulu Önder'in sözlerine yer verir. Birleşmiş Milletler, Beni Halk Kuruluşları'nda emektaşlığa atıfta bulunur. Türk devletleri arasında emektaşlığa önemli olur. Asıl önemli olan nedir? Harbi sahada emektaşlıktır. Evet. Azerbaycan'a gelecek bir tehlike anında Türkiye devreye girer. Türkiye'ye bir tehlike anında Azerbaycan devreye girer. Burada siyasi, iktisadi, harbi, kültür, turizm alanında büyük bir emektaşlık vardır. Bunu herkesin okuması lazım. Ben tekrar ediyorum, bunun bir ders kitabı olarak bütün nesillerin bilmesi lazım ki bu bir beyanname değildir. İki ülkenin parlamentoları tarafından onaylanmış çok çok önemli bir senettir. Yoksa beyanname bir beyannamenin ötesinde bir anlaşma, birbirimizi bağlayan bir müttefiklik bağıdır ve kupçasıdır diyorum. Ve Şuşa beyannamesinden kısa bir müddet sonra Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan parlament rehberleri bir Bakı beyannamesi de imzaladılar. Yani aslında Şuşa beyannamesi bundan sonra müttefikliğin diğer senetlerinin, beyannamelerinin ortaya çıkmasına sebep oldu değil mi? Tabii ki, tabii ki. Ondan sonra zaten hem üçlü bir beyanname oldu, hariçler nazırları arasında oldu bu tür. Asıl önemli olan Türk Devletleri Teşkilatı'na esas oldu. Bizim kardeş cumhuriyetlerimiz Özbekistan, Kazakistan gördü ki Türkiye-Azerbaycan emektaşlığı sözde değil amelde. Bunu gördüler ve çok da memnun oldular. Benzer emektaşlık onlarla da yapıyoruz.
Hulusi bəy, həm də bilirsiniz ki, Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinin bugün belə yüksək səviyyəyə çatmağında Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi irsinin mühüm rolu var. Mən istəyirəm, həmin dövrlərdən danışasınız. Ulu Öndər Heydər Əliyevin o fəaliyyətinin siz də canlı şahidi olmuşsunuz, həmin dövrdə Türkiyə önəmli vəzifələrdə çalışmışsınız. Yadınızda qalanlar nələrdir? Şimdi Ulu Öndər bir dəfə Naxçıvana gəldiyində gerçekten Türkiyəyə hududa yaklaşmıştı. Her defasında gelir giderdi. Ve yaptığı açıklamalar o kadar halkın hoşuna giderdi ki, çok sade konuşurdu. Herkesin anlayacağı dilde konuşurdu. Bu Ümit Köprüsü, iki işte Iğdır'la Nahçıvan arasında açılışındaki onun çıkışı, halkın oradaki tezahüratı, bunları hatırlarım. Sonra 93'te, 15 işte iyunda, 93'te Bakü'ye gelişine yadımdadır ve halkın ona gösterdiği destek, onun zekasını çok iyi bilirim. Oradaki iç karışıklıkları nasıl düzenledi? Asıl önemli benim için, hiçbir zaman unutmayacağım, her Türk'ün gururu Sovyet sistemi içerisinde politbüroda yer almış, üçüncü sıraya kadar yükselmiş bir Türk'tür yani. Neticede bir dahidir. Oraya yükselmek her yiğidin şeyi değildir. Ayrıca şunu da çok iyi bilirim. Bu Bakü Tiflis Ceyhan projesi dahiyesi gündeme geldiğinde ona çok tazyikler yapıldı. Bu Ceyhan'a atmasın bu petrol diye. Çok tazyikler ama bunların hiçbirini dinlemedi. Hiçbirini dinlemedi. Ve 98'de Bakü Tiflis Ceyhan projesine başlanıldı. Neye üzülürüm? 2006'da proje başa çattığında, açıldığında onu da orada görmek isterdik. Yani, Allah rahmet eylesin. Çok emeği var. Yani Türkiye her gelişinde halkla birleşirdi. Ayrıca iş adamlarına büyük imkanlar tanırdı. Onları dinlerdi. Onların sorunlarını çözerdi. Yani bir gerçekten Ulu Önder olmanın bütün vasıflarını taşıyordu. Ve Hulusi Bey, siz Şuşa Bəyannaməsinin Türk Dövlətləri Təşkilatını formalaşdırdığını söylədiniz ve istəyirəm bu kontekstdə Türk Dövlətləri Birliyinin səbəb olduğu nəticələr ve bu təşkilatın, Türk Dövlətləri Təşkilatının gələcəyi haqqında nə düşünürsünüz? Bu suala cavab verməyiniz. Şimdi Tural Bey, Türk Devletleri Teşkilatı'nın öncesinde 93'ten başlayan Türk Devletleri zirveleri oluyordu. Bu düzensiz bir zirveydi. Bazen iki yılda bir. Ama 2009 yılında Nahçıvan'da Türk Konseyi, Türk Şurası kuruldu. Neden Nahçıvan? Nahçıvan Türk dünyasının kapısı. Ben burada sefirdim. 3-4 Oktober 2009'da Cenab-ı Prezident'in Nazarbayev'in Türk dünyasında çok büyük önemi var. Yani bunu hep söyleyeceğim, her yerde de söyleyeceğim. Ve Türk Konseyi kuruldu. Bir genel sekreterlik kuruldu İstanbul'da. Artık bu zirveler düzenli şekilde yapılmaya başlandı. Bu zirvelerden sorumlu başkatiplik oluştu şeyde İstanbul'da. Aynı yıl 2008'de bir önceki yıl Türk Parlamenter Asamblesi kuruldu Bakü'de. Yani bu TÜRKBA kuruldu, merkezi Bakü'de. Daha sonra Uluslararası Türk Akademisi şeyde Kazakistan'da, yine burada Türk Kültür ve Miras Vakfı kuruldu. Türk Soy zaten 93'te kurulmuştu. Baktığınız zaman daha sonra işte Azerbaycan'ımızın tarihi zaferinden sonra 2021'de İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Bu teşkilat Avrupa Birliği'ne benzer bir yapısı var. Daha geniş, hatta çatı kuruluşlarını biraz önce saydım. Bu teşkilat bizim dil, kültür birliğimize dayanıyor. Bunun içinde kim var? Macaristan var. Başka sırada da buraya katılmak isteyen devletler var. Şimdi bizim birliğimiz hiç kimseye karşı değil. Biz kendi kültür, soy, dil birliğiyle kurulan bir teşkilat. Biz dostluk için varız ama
Hep onu diyorum. Düşmanlığımızı merak edenler 44 günlük Vatan Muharebesi'ne baksınlar. Oradan ders aldılar. Ama bizim dostluğumuz o kadar değerlidir ki biz çöreğimizle bürüşürüz, yatağımızı da dostumuza veririz, yatağımıza yatırırız. Yani bu çok çok önemli. Türk'ün en önemli özelliğidir. Ve sonuncu bir sualım da var size. Defelerle Türk Devletleri Təşkilatı nəzdində yeni bir hərbi birlik modelinin qurulmağı məsələsi müzakirə edilib. Aslında bu əlaqələr var. Azərbaycan, Türkiyənin hərbi əməkdaşlığı vs. Və mən də hər zaman söylüyorum ki, əgər bugün NATO varsa, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı varsa, niyə Türk Devletlerinin de bir hərbi təşkilatı olmasın? Siz necə düşünürsünüz? Aslında çok doğru bir fikir. Daha biliyorsunuz Türk Devletleri Teşkilatı 2 yıl olmadı kurulalı. Yani evet. 11. ayda 2 yılını dolduracak. Şimdi iktisadi emektaşlık var. Ulaştırma, nakliyat alanında işbirliği var. İşbirliği giderek genişliyor. Bu zamanla harbi emektaşlık da Azerbaycan'la var, Özbekistan'la var. Ama kurumsal bir yapı için belki daha erken. O nedenle bunun üzerinde çalışılabilir ama gerekli olduğuna inanıyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim programa davet ettiğiniz için. Bugün konağımız Türkiye'nin Azerbaycan'da geçmiş səfiri Azerbaycan'ın değerli dostlarından Hulusi Kılıç idi. Tarixi köklərə dayanan Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri hər zaman dövrün siyasi reallıqları əsasında formalaşıb. Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı qarşılıqlı əlaqələr 20 və 21-ci əsrdə daha geniş şəkildə müsbət tempdə inkişaf edib. Həm iqtisadi, həm siyasi, həm də hərbi baxımdan müttəfiqlik səviyyəsinə qalxıb. Bu münasibətlər istər Türk Birliyi çərçivəsində, istərsə də Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizliyin təminində hər iki dövlətin birlikdə siyasi iradə nümayiş etdirdiyini göstərir. Bu əlaqələrin dərin tarixi kökləri sübut edir ki, hər iki ölkə arasında qarşılıqlı münasibətlər təkcə strateji maraqlar çərçivəsində deyil, həm də soy kökə bağlılıqdan, eyni milli mənəvi dəyərlərə malik olmaqdan irəli gəlir. Məhz elə bunun nəticəsi idi ki, 20-ci yüzyılın əvvəllərindən başlayaraq dünyada gedən geosiyasi proseslər Cənubi Qafqazda yaşayan xalqların da gələcək həyatlarının qurulmasına təsirsiz ötüşmədi. Ölkələrimiz arasındakı qarşılıqlı münasibətlər nə bu günün, nə də dünən iqtisadi maraqları əsasında formalaşıb. Bu əlaqələr dərin tarixi köklərə bağlanır. Bizə yaxın olan təkcə yüzillik bir tariximizə nəzər salaq və o zaman görəcəyik ki, qardaşlıq münasibətlərini necə qırılmaz tellərə bağlı olduğu bütün dünyaya göstərilir. Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin tədqiq edilməsi və gələcəkdə də yaranacaq əməkdaşlıq sahələri ilə bağlı ənənənin davam etdirilməsi baxımından tarixi reallıqların işıqlandırılması, tarixçilərin ümumiyyətlə bu sahə ilə bağlı araşdırma aparan hər bir mütəxəssisin qarşısında əsas tədqiqat obyekti olmalıdır. Tədqiqatlarla olun.